Değerli yaban dostları, açık oturumumuzun 3. bölümüne hoş geldiniz. 3. bölümümüzü kederli bir haberle açmak istiyorum. Rasin Burak üstadımızı kaybettiğimizi öğrendik. Tüm avcılarımız adına, tüm yaban ailesi adına kendisine bir anlamda mekanı cennet olsun diyoruz. Son derece sevilen camiamızda çok önemli bir şahsiyetti. Bir üstad, bir avcımızdı. Ailesine başsağlığı temennilerimizi buradan iletiyoruz. Evet, tekrar sorunlarımızla baş başa temel meselelere, sorunlara dönüyoruz. Ve ben sözü İç Anadolu Federasyonu Başkanımıza Sami Candan Beyefendi'ye vermek istiyorum. Sami Bey, sizler Ankara'da bir kalesiniz. Ve hak arayış yolunda da çok etkili bir eylemsel faaliyet içerisine girdiniz. 11 Ekim'de de tüm Türkiye'yi içine alan bir eylemsel hareketi Ankara'da beraberce yapmak konusunda fikir birliğine vardık. Bu sorunların çözülmesi noktasında kamuoyunda bir duyarlılık yaratmak istiyoruz. Sesimizi Ankara'ya deyim yerindeyse haykırmak istiyoruz. Nedir bu sorunlar? Ankara'da ve bölgede, genel anlamda Türkiye'de ne tür sıkıntılarımız var? Şimdi hocam teşekkür ederim. Hakikaten biz kötü bir yerden geliyoruz maalesef. Hem avcıların içinden sizlerin, hepinizin biraz önce açıkladığı gibi İç Anadolu'da avın etkin olduğu bir bölgeden geliyoruz. Ve aynı zamanda da bürokratların bulunduğu, hepsiyle birebir ilişkide olan, birebir samimi yet içerisinde olduğumuz kişilerin arasından geliyoruz. Fakat ben biraz önceden beri izledim. Şimdi bizim esas sorunlarımız tamamen avlaklar değil. Benim ve federasyonumun düşüncesi, biz avlaklara karşı değiliz. Kotaya karşı değiliz. Bitmeden yani yanlış da anlaşılmasın. Yani önce kendimizi bir tanıtmamız lazım. Avcı olarak biz kimiz? Biz kotayı kaldıralım, avlaklarda istediğimiz gibi av yapalım. Böyle bir isteğimiz yok. Şimdi burada sıkıntılarımız bakanlıkla, milli parklarla birebir görüştük. Bu görüşmelerde hiçbir şekilde bir defa biz ciddiye alınmıyoruz. Bunun acaba siz farkında mısınız? Bazı arkadaşlarımız bakanlıklarla gidiyor, görüşüyor, iletişime geçiyor. Ama ben yıllardan beri bizden önceki üstadlarımızın yapmış olduğu örnekler var. Hiçbir şekilde bir eylem yapacağımız zaman bir gün önce, ben bunu kısa dönemde yaşadım, bir gün önce bir federasyon başkanı aranmaz. Yetkili bir kişi tarafından. Şimdi madem böyle bir eylemi haftalar önce açıklamışız, o zaman buyurun böyle bir teklifle gelin. Biz de bunu dikkate alalım. Ben şu cevabı verdim o zaman. Biz eylemimizi yapalım. Bu bir çelenk bırakma eylemidir. Biz burada bir çoğunluk sağlamak gayesi de gütmedik. 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi ama 200 kişilik bir grupta olduğuna eminim. Bu çok önemli değil. Ve eylemden sonra görüşülecek ne olabilir cevabını aldım. Bence yanlış bir düşünceydim. Her neyse, yani bakanlıkla içinde olduğumuz için söylüyorum. Bütün arkadaşlarla birebir ikili diyalog içerisindeyiz ve de çok samimiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Hepsinin dıkandığı üst kademede iletildiği zaman bunu meclise taşıyın. Ya arkadaşım, meclise taşınacak olaylar var, taşınmayacak olaylar var. Bunu sizin iki dudağınızın arasından, yani ne olabilir? Kısa dönem içerisinde Avvis'te sıkıntı yaşadık.
Bunu bizzat ben birebir yaşadım ve üst kademeden yine bir arkadaşımızla görüştüm. Şimdi bize Ankara'da o gün cuma günü 5.30'da yağmur yağdı. 20 dakika yağmur yağdı ve Orman Bakanlığı'nı su bastı dendim. Arkadaşım ben saat 1.30'dan bu sisteme giremedim. Dernek başkanlarım giremediler ve biz buradan bunu dile getirdik. Sistemde bir sorun olduğu söylendi alt kademeden. Ve bize ve diğer federasyon başkanlarımıza maalesef dendi ki ne? Şeyi su bastı, Orman Bakanlığı'nı su bastı, sistem kilitlendi. Yani sistem su basmadan önce de kilitlenmiş miydi? Kilitlenmiştim. Pardon, zaten adı Orman ve Su İşleri Bakanlığı diye herhalde bastı. Olabilir, olabilir ama ben Ankara'da yaşayan biri olarak buna inanmadım ve tespitlerim de var. Anladım. Ve bir görüştüğüm bir yine yetkili arkadaşımız şu cevabı verdim. Ya dedi Ankara'dan bu sistem çökerse ne olur? İki tane de yedek server varmış. Bunlar arızaya girdiği zaman biri Gölbaşı tarafından, biri de Eskişehir yolu üzerinden. Bunlar devreye girecekmiş falan. Biz sistemi bilmeyiz. Ama açık yüreklikle itiraf ettim. Beni de kandırmışlar dedim. Hiçbir şey diyemem. Yani şöyle cümleyi tamamlayabilir miyiz? Avcının kaderi bir sistemin elinde olmamalı. Bilgisayar oyununun elinde olmamalı. Kesinlikle. Evet. Şimdi bunun üzerine iki dudağın arasından bir laf çıktı. Kota yok arkadaşlar. İkinci bir emre kadar her yer serbestlendi. Buna ne bakanlık ne müsteşar karar verdim. Evet. Buna bu kadar basit. Bizim bu kadar tabii basit. Ki yani iki dudağın arasından çıkan lafla. Yani istenirse demek ki ne bu olay bizim sıkıntılarımız çok basit şekildeki olan sıkıntılarımız işte günübirlik ava gitmek. Ben oturuyorum avcının kaderinde olan bir şey. Havaya bakıyorum hava açar gibi oldu veya bozulur gibi oldu vazgeçiyorum ama akşamüstü tekrar ava gitmek istiyorum. Maalesef gidemiyorum. Günübirlik izin alamıyorum. Çünkü 24 saat önceden izin almak lazım. Yani bunlar esas bizim yani Avbis denen sistemin bir tane bana doğru olan tarafını kimse gösteremez. Avbis tamamen yanlış bir sistem. Yanlış bir defa ismi avcı bilgilendirme sistemi. Yani bunun yasaklama sistemi olmamalı. Yasaklarla şunlarla bunlarla alakası olan bir sistem değil. Evet. Bunun haricinde yine bizim şu anda Ankara'nın sulak avlaklarından bir tanesi olan Sarıyer Barajı. Çoğumuzun ava gidip geldiği yer bu sene yasak bilmiyorum biliyor musunuz? Ama benim geçen sene de burası böyleydi. Birebir görüşmelerimizde biz geçen sene burayı yasaktan kaldırdık. Bu şifayen yapıldı. Şimdi bu sene yine aynı yer yine yasaklandı. Ve biz bunu sorduk. Ya bu her sene böyle mi olacak? Neresi serbest burada? Şimdi kitapçıkta, MAK kitapçığında havza olarak bir şey tanımlıyorlar. Diyor ki ne? Milli Park Daire Başkanlığımız suyun içi serbest diyor. Ya suyun içi serbest de yani suyun içinde gidip av yapabilirsiniz. Ama kıyıda av yapamazsınız. Ben şu soruyu sordum. Havzayı bana bir tarif eder misiniz? Ve ben araştırmamı yaptım. Alt havza, üst havza ve havzanın sınırı, havzanın anlamı çukuru demek. Çukurun yani üst kısmı su seviyesi sınırı. O da kenardaki dağların en yüksek olan kısmıdır. Havzanın anlamı bu. Öyle mi arkadaşım? O zaman ben o noktaya kadar havza olarak geçiyor burası. Bura serbest olması lazım. Çünkü siz diyorsunuz MAK kitapçığında bu yazıyor. Burası serbest olması lazım. Ha buradan inanın ben onları yine ayıktırdım. Yasakların 300 metre yanına kadar da gidemezsin. Bundan da haberleri yok. İnanın yani söylerken bana anlatırken bunun dahi farkında değiller. Bu sene yasak mı şu an Sarıyer? Bu sene şu an yasak ama eğer ki bizim şifahi görüşmelerimiz bir netice vermezse bunu mahkemeye taşıyacağımızı söyleyebilirim. Yani anladım. Bu konuyu mahkemeye taşıyacağız. Anladım. İkinci bir yine avlaklardan bir örnek avlak yapıldı.
benim de kendimin arazisinin olduğu bir yer. Sirkeli örnek avla. Şimdi yapabilirler. Kime sordular, kime yaptılar bilmiyorum. Ben orada arsa sahibi, yer sahibiyim. Yani şahsım olarak da. Üstelik İç Anadolu Federasyonu Başkanısınız. Federasyon Başkanıyım, dernek başkanıyım. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Yok. Yaptılar, olabilir. Biz burayı dedik ki ne? Avlak yapıldıysa demek ki birine herhalde kiraya verildi. Gittik araştırdık. Kiraya verilmemiş. Ha demek ki ne? Kendileri işletecek. Milli Parklar burayı kendisi işletecek. Olabilir. O zaman biz buraya farklı kişiler tarafından izin alıp av yapmak istedik. Neyse ücreti verelim parasını, av yapalım dedik. Biz buraya kota ayarlamadık dediler. Anladım. Ya arkadaşım kota ayarlamadıysanız nasıl böyle bir avla, yani demek kota ayarlamadığınıza göre edebilirsiniz, evet. Bir plan yok yani. Anladım. Bir avlak planı yapılmamış, kota ayarlanmamış ama burayı avlak olarak haritada çizdirilmiş. Anladım. Koordinatlar belirlenmiş. Yani bunun ne derece, biz o zaman oraya av yapmaya gideceğiz. O noktada ben genelleme yapmak istiyorum, bir tespit yapmak istiyorum. Değerli yaban dostları, avlakların alelacele hazırlanması ve tüm Türkiye ya da il geneline yayılması kaçınılmaz olarak avlak etüt envanter raporlarında il müdürlükleri tarafından gelişi güzel yapılmasını getiriyor. Yani bir avlağı tescil ederken etmeden önce ön hazırlıklar yapılması gerekiyor. Ama yukarıdan gelen talimatlarla örneğin şu an diyorlar ki 31 Aralık'a kadar her yere avlak yapacaksınız. Yani avlak yapmak bir süreçtir, bir çalışmadır. Avcılarla birlikte istişaredir, danışmadır, işbirliği yapmaktır. Bunların hiçbirini yapmadan sadece yasaklamak amaçlı avlak tahsisi doğru bir yaklaşım olarak kabul görmemektedir. Dolayısıyla bu avlakları avcılarla birlikte eğer belirlemek ve müteakibinde de sınırlı sayıda hale getirmek gerekiyor. Var mı devam edeceksiniz? Evet hocam. Toparlamanızı rica edeceğim. Mutlaka hakim. Şimdi biz şurada devlet avlağına karşı değiliz. Devlet avlağı yapılsın. Genel avlak, bütün her yer avlak yapmışlar, yapacaklarmış. Bu da benim şu anki sorunum değil. Ama genel avlaklar kotalı olmamalı. Bizim üzerine bastıra bastıra söylemek istediğimiz budur. Genel avlakları kotadan çıkaralım. Çok teşekkür ediyorum hocam, başkanım. Hocam çözümü olaraktan da yani bir konu isterseniz bir onu bir dahaki çözüm önerilerine bırakalım. Yapalım. Teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başkanım diyor ki genel avlaklar, bu bizim konfederasyonumuzun da bir önerisiydi bakanlığımıza. Genel avlaklar kotalı avcılık sisteminin dışında tutulsun. Devlet avlakları avcılarla birlikte %20 boyutunda her ilde belirlensin ve oralarda sistem yine avcılarla beraber tespit edilsin. Yani kotalı avcılık sistemi avcıyı ava çıkartmama temeline dayalı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Biraz sonraki oturumda size 10 tane kota sayacağım. Hepsi avcıyı ava çıkartmama temeline dayalı yasaklara ihtiva ediyor. Avcı ava çıkmazsa olmaz. Avcıyı doğaya çıkaracaksınız ki sürdürülebilir avcılık olsun, planlı avcılık olsun. Yoksa yasa dışı avcılığın önünü aşarsınız. Evet, Mustafa Ersu benim hemşehrimdi. Ege Yaban Hayatı Federasyonu'nun kurucusu. Rahmetle anıyorum. Şimdi o federasyonumuzun çok değerli başkanı Ersin Başkanımız burada. Kendileri kendi bölgesinde son derece değerli çalışmaları imza attı son dönemde. Bu çalışmalar eksenli ve genel anlamda da Türkiye kotalı avcılık sistemindeki sorunlar eksenli. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Şimdi ben öncelikle illaki dokanmadan geçemeyeceğim. Şimdi ben Kadir abi gibi, bir başkaları gibi, evet. Geçmişteki Hüsev Özkara, Seyhan Göksu, Emin Bora, Süha Umar, Metin Sertoğlu, ayrıca Ömer Boravalı, Kamil Üçbaş, Atilla Tankut, Kaan Karakaya, Osman Pepe, bunları hiçbir şekilde iyimser olarak avcılığın geleceği, yaban hayatının geleceği için bir kanun çıkarttıklarını
Ben çok iyi biliyorum. Keşke Ömer abi de burada olsaydı, bunu çok çok güzel anlatsaydı. O daha iyi biliyor. Bu sadece örnek avlaklar, devlet avlakları niçin kuruldu? Çünkü örnek avlaklar yapılsın. Bunlar da ihaleye getirilip dağıtılsın. Ve o zamanki zamanda da bu kanun yapıldı. Saydığım bütün herkes Osman Pepe'de akrabasına Gökçeada'yı vermek şartıyla herkese avlak dağıtıldı. Ayrıca bu kanunu hazırlayan bürokratlara da av yönetici belgesi verildi. Tabi zamanla bu unutuldu. Avlaklar da yönetici oldular. Tabi rahmetli daire başkanı kendisi çok akıllı, kurnaz bir insandı. Hep böyle üstünü örttü, uyuttu. Ve ben onun toplantılarına 2006'da da gittim. Hep uyuttu. Tabii bu zaman içerisinde Melih Bey'in dediği gibi 2009 yılında bir hareketlenme başlandı. Fakat yine çünkü bir altyapı yok, herhangi bir plan yok. Dediğiniz gibi planlı avcılık, sadece adı planlı avcılık, bir temeli yok. Bir ilim raporu yok, hiçbir envanteri yok, çalışmaları yok. Altyapı yok, oluyor. Başkanım çok önemli bir noktaya değindiniz. Planlı avcılık diye ifade ettikleri kotalı avcılık aslında plansız şey. Avcılıktır. Plansız doğru avcılıktır. Mudur? Şimdi ne oldu? 2012 senesinde tabii müfettişler, bütün şeyler dediler ki arkadaş siz bize dediniz ki 2015'in sonuna kadar avlakları tamamlayacaksınız. Siz hiçbir şey yapmadınız. Hepsi duruyor. Bu sefer ne oldu? Hadi Palas Panduras harita üstünde takır 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 avlaklar yapıldı. Bulgaristan'a gidildi, İspanya'ya gidildi, Fransa'ya gitti, her yere gidildi. Fakat oralarda böyle bir örnek yok. Böyle mesela örnek Bulgaristan'da %40 geçmiyor. Facce dedi ki siz kendi ekonominize, kendi doğanıza, kendi ikliminize, kendi yaban hayatınıza göre dedi yapacaksınız dedi. Fakat onlar bunu yapmadı. O Kamil Üçbaş ve Cemal Akçan'la birlikte Toprağın Sesi programında Facce'nin başı katıldı programa. Orada bağlantı kurdular evet, ondan. Bağlantı kuruldu. Orada şunu söyledi. Bize destek verin. Yani Türkiye'ye destek verin dendiğinde örgütün başındaki adam şunu söyledi. Sizin kendi kültürünüze ait bir programınız yok. Size destek veremeyiz diyerek direkt reddetti. Orada moderatör de evet. Şaşırdı. Yani bu benzer bir durumu Serhat Bey ben ifade edeyim. Ersin Bey siz de o toplantıdaydınız. Bursa'daki av fuarında Facce'nin toplantısına katıldık ve orada da benzer bir soru Facce'nin yöneticilerine iletildi ve onlar da yerellik dediler. Avrupa'da da bu böyle. Yerel boyutta kararlar alınıyor. Yerel yönetimler çok önemli. Yani evet. Avcı kuruluşları çok önemli. Avcı yani, birlikleri çok önemli. Şimdi dediğim gibi yani bu böyle gelişti. Artık bunu uzatmayalım. Ben artık bir an evvel şu bizim kotanın avbisin önümüze çıkarttığı şeylere gelmek istiyorum yani artık. Peki başkanım ben şöyle hemen bir giriş yapacağım. Saptama yapacağım. Bakın değerli yaban dostları kaç tane kotamız var bizim? Sayabildiğim kadarıyla eksik saymış olabilirim. 1. Avlak kotası. 2. Av hayvanı kotası. 3. Tür kotası yani memeli kanatlı falan. 4. Limit kotası. Bu zaten eskiden de vardı, devam ediyor. Ama burada enteresan olan vurmasanız da limit düşüyor. Avlanma esası kotası. Mesela sürek avında topluca gidemiyorsunuz. Sizi engelliyor. Dostlarınızla birlikte ava gidemiyorsunuz grup halinde. Sizi engelliyor. Yerel avcı, yerli avcı kotası. Yereldeki avcıya av isteyen avlanma hakkını yüksek oranda veriyor. Dışarıdan gelene sen dur diyor. Avlığa gitme kotası. Bir ilde bir avlığa kaç sefer gidebiliyorsun? Yani 6'ydı diğer illere 12'ye çıkarttılar. 12'ydi 20'ye çıkarttılar. Her sene değişiyor. Yani av 7 gün açık olsa bile bir avlığa bir köylü en fazla 20 sefer gider ve bir ayın içerisinde av biter. Yani avın 7 gün açık olmasının hiçbir anlamı söz konusu değil. Av bis kotası. Yani bu da bir kota. Sisteme giriyorsunuz, giremiyorsunuz. Sistem kilitleniyor, çöküyor, su basıyor vesaire. Yani sistemin elinde zavallı avcılar. Sonra gün kotası. Arda arda gün alamıyorsunuz.
bizim geleneksel avcılık yöntemlerimiz var. Biraz önce Doktor Ali Bey ifade ettiler. Ben giderim köyde kalırım. Bir hafta kalırım, 10 gün kalırım. Benim 30 gün kalan Trakya'nın köylerinde misafir olan arkadaşlarım var. Ben hafta sonu cumadan giderim. Cumartesi, pazar, pazartesi dönerim. 2 gün üst üste bir avlakta kalmam lazım. Ya da bir hafta bir avlakta kalabilmem lazım. Gün içinde başkanım arz ettiler. Bir avlığa gidememe. Sabahleyin pazar günü eşimle, dostumla, ailemle kahvaltı yaparım. Öğleden sonra ava giderim. Neden sınırlıyorsunuz avcıyı? Ne gerek var buna? Gerçekten bunlar avcılığı yasaklamaya dönük, yasaklarla avcıyı yönetmeye dönük şeylerdir. Avcının doğada olmasının ancak doğaya katkısı vardır. Avcı doğada, avlakta yoksa orada eli tüfekliler vardır. Buyurun başkanım. Şimdi ben artık sıkıntılara geçmek istiyorum. Şimdi ben kendim bu konuda çok toplantılar yaptım. Avcıları dinledim, bakanlığı dinledim. Karşılıklı yanlışlar ve eksiklikleri konuştuk. Şimdi göçmen kuşlarda kota yok dendik, konuştuk. Toplantılara girdik hep beraber. Ne denildi? Göçmen kuşlarda kota yok. Ne olacak? Eğer o avlakta o gün tamamının dolmadıysa bir avcı girebilecek. Yani gün sayısı, kota sayısı, avcı sayısı diye bir şey yok. Eğer o avlak boş olduğu müddetçe o avcı oraya girecek diye bunları konuşuldu. Şimdi ne oldu? Göçmen kotası yok deniyor. 500 bin tane kota koyduk diyor. Bitmez. Kardeşim sen bana 500 bin tane kota koydun ama neden koydun? Sen bu yıl beni deneyeceksin, bakacaksın. Göçmen kuşlara kaç tane kota alınmış? 2 bin tane. Seneye bana 2 bin tane kota uygulayacaksın. Şimdi göçmen kotası yoktu, avcı sayısı kotası vardı. Sen bana bir avlakta 16 tane giriş veriyorsun. Ben şimdi bu 16 avlığa av başladı. Ben köyümde oturuyorum. Arabam yok, hiçbir şeyim yok. Çıkıyorum köyümden avlanıyorum. Başladım ben, aldım. 16 gün doldu. Keklik açıldı. Ördek geldi. Ben ne yapacağım? O avlığa gidemeyeceğim. Hani avcı kotası sayı vardı. Yoktu kota. Nereden çıktı hani bu kota? Hani av 7 gün açıktı. 7 gün açıktı av. Hiçbir problem olmayacaktı. İnsanlar rahat yaşayacaktı. Öyle değil. Kota var. O 500 bin çok kotayı da özellikle bu yarın öbür istatistik diyorlar. İstatistik nedir? Bu sene seni deneyeceğim. Kaç kişi girmiş ben o kadar avcı sokacağım. Şimdi peki bu istatistik doğru mu? Bence yanlış. Bu bir tuzak. Şimdi devlet avlakları, genel avlakları diye ayırdık. Ne dedik? Genel avlaklar dedik. Sulak alanlar, tapulu araziler. Doğru mu? Öbürleri devlet araziler. Şimdi ben Aydın ilini alacağım hele. Aydın ilinin 2/3 ova, sulak alan. Demek ki bunun 2/3 genel avlak olması lazım. Fakat bunun öyle bir ayarlama çekmiş ki tamamını devlet avlağı yapmış. Şimdi demiş avcıları toplamış, toplantı yapmış, demiş ki genel avlakta size 40 tane kota vereceğim. Devlet avlakta 16 tane. Şimdi bu sefer avcı da tamam demiş 40 tane. Çünkü geneli genel avlak olacak çünkü. Ne oluyor bu sefer? 40 tane kota ne kotası verecekmiş? Göçmen kotası. Göçmen kotası. Bütün kota, göçmen kotası değil. Yıl boyunca o avlağın kotası. Bu sefer her tarafı devlet avlağı yapıyorlar. Ya hani bizim genel avlaklar? Şimdi soruyorum. Diyorum ki neden bunu böyle yaptın? Başkan diyor şimdi devlet avlakları diyor hazırladık diyor. 80 binin diyor 50 bini diyor devlet avlağı olduğu için o 30 bini de bunun içine koyuyorsun. Hayır efendim, nereden çıkarttın sen bunu? Sen bunu her taraftan ayarlama yaptın ki genel avlağı avcıyı kısıtlayayım. Avcı ava gitmesin. Şey yapmasın. Ondan sonra şimdi sen bir Söke Ovası'na giriyorsun. Türkiye'nin en büyük ovalarından bir tanesi Söke Ovası. Sen şimdi buradan avlana avlana gidiyorsun. Nereden bileceksin ikinci avlığa girmediğini? Ortada levhan mı var senin? Kendileri bilirler mi sınırı? Hayır, kesinlikle bilemezler. Bilemezler ki. İhbar veriyorsun, neresi diye bize soruyorlar. Yani burada çok büyük bir karmaşalık var. Uygulanamaz yani, bir sistem. Mümkün değil yani. Uygulaması olmayan, takibi olmayan, kendilerinde hala daha neyin ne olduğunu bilmedikleri bir sistem yani. Denemekle bu iş olmaz. Denemekle asla asla avcılık olmaz. Şimdi dediler ki
avcı sayısı yapacağız dediler. Ben Çankırı Avlağı'na iki tane avla yerini tespitine aldım. Birini alabildim, ötekini alamadım. Av da yapmadım zaten. Arkadaşlarım beni alıp gitmişti. Ben iki avlağa dolaştım. Çankırı Avlağı'nı bir dahaki şeye aktarsak mı yoksa toparlayabilir tamam. miyiz? Bir dahakine mi aktaralım? Süre tamam. doldu diyorlar. Tamam. Bir dahakine. Peki değerli yaban dostları. Gerçekten konuşacak o kadar çok sorun ve meselemiz var ki süre yetmiyor, zaman yetmiyor. Ama moderatörümüzden bir beşinci dönem daha isteyeceğim. Özellikle son dönemi sorunların biraz daha toparlanması noktasına ayırmak istiyorum. Ersin Başkanımız tespit ettiği soruna dördüncü bölümde devam edecek ve diğer dostlarımıza geçeceğiz. Evet, şimdi reklamlardan sonra tekrar beraber olacağız.